Sinan sen hariç, Apo hariç, Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala vurmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Oh, hocam bir dakika. Ben de 1900. Ben de 1900. Ben küçükken... Ben küçükken yapmış oldum. Her daim işlerden ara sıra böyle inşaatlarda da mala vurmakta vurursun, en önemli unsur şudur. O mala ya. Malayı. Bir dakika Sinan, ben bu işin uzmanıyım. Sumacı hocam yaptı. Sen boyacısın. Ben sumacı. Sumacı değilsin. Sen sumacı değilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dinle. Ya niye gülüyorsunuz ya? Niye delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var? Komik ne var ya? Ben de anlamadım Sinan. Ne biliyorsunuz ya? Diyor ki ben de mala vurdum. İnşaat vardı. Mahallede mesela orada gördük. Bir inşaat var. 3 kilo giderdik. Açtığımızı çıkardık. Sen de vurdun mu? Ama. Sen de mala vurdun. Ben yazdığımızı vurdum. Yazdığımızı ben yaktım ya. Hocam. Malayı alırsın. Sıra madem vurursun duvara. Şak diye bir. Ondan sonra nasıl vurursun? Abi. Bak bravo. Nasıl yapıyorsun? Mala vurmak bu mu? Evet. Abi ev yapmayın. Sulandırmayın. Gözünüzde bir ayıptır. Günahtır ya. Çimento ya. Hesabı da bozmayın ya. Çimento su. Kimal. Böyle alırsın duvara fırlatırsın. Sonra sürtersin. Sen hakikaten mala vurdun mu sana? Niye gülüyorsunuz ya? Gideceğim ha. Açıklayacağım açıklayacağım ha. Sinirlendim ha. Müsaade eder misin Ertan müsaade? Abi ne? Ben... Tövbe tövbe şey mi? Bir şey mi gördünüz ya gülüyorsun? Ne var abi ya? Ne gülüyorsunuz? Ne var gülüyorsunuz? Nereden gülüyorsunuz ya? Ne var kardeşim? Mala vurdu diyor doğru. Yaptık dönemde. Allah aşkınıza bakın bazı şeyleri sıçandırırsanız çok ayıp. Sinan sen beni anlıyor musun kardeşim? Hocam ben mal... İşteki bir şeydir. Sanattır abi. İsteyen mala vurur, isteyen vurmaz. Ne gülüyorsunuz ya yalandan ya? Allah'ım yarabbim. Bırakın arkadaşlar. Sen niye güldün mala vurmak? Küçükken şimdi kardeşim bu işlerde zamanında yapmışızdır biz. Yıl 1978. Anlat hocam mala vurmak. Yazdığımızı yapıyoruz. Marmara'yı, Tekirdağ. Rahmetli babam, rahmetli Orhan amcam. Bana mala vurmayı öğretti. 28 mağazanız. Anlatayım abi. 28 senedir. Hayır. Siz burada Türk futbolunun baronlarını sıvadınız aylarca. Kim ya? Bundan sonra bak ben hiç değilse kendi yazdığım için babamın emrinde mala vurdum. Helal yakışmıyor çok kırılıyor. Bana için mala vurdum. Sen kendi yazdığın için mala vurdum. Sen yani? Bunlar normal bir şey mi var böyle? Hani çok kahkahalı gülecek bir şey mi var ya? Sen hocam evet. Bir şey söyleyeyim sana. Yani peki anlamadım bir şey var. Abi cambar bir ipte oynayamaz. Ne gülüyorsunuz ya? İki cambar bir ipte oynayamaz. Dürüst ol. Sen ne gülüyorsunuz ya? Bunlar ne gülüyorlar? Ertem sen niye gülüyorsun? Baksana şu yanındakine bak. Bak ekrandakine bak. Ekrandakine bak. Ağlıyor. Kardeşim. Bir şey var abi. Ekmek parası için mala vurmuş. Buna gülecek bir şey yok. Ya ben çok fena oldum. Durun ya. Vallahi sinirim bozuldu Ertem ya. Bir ekran tezir mizir gitsene kardeşim ben. Duramıyorum ya. Hiç durduramıyorum ya. Kardeşim hiç değilse sen ekmek paran da. Yalnız sen büyüdükten sonra çok değiştin. Bir zamanlar ekmeği için mala vuran sıra. Şimdi bayanları korumak için sıra yapıyorsun. Sen ve kuzenin Ertem. Hangi var onu kuruyorum? Ben futbolun var onları. Şiirim kaptı. Koy teaser. Bir daha mı? Şiirim kaptı. Bir daha mı? Meryem, Nur Adalı'yı ver. Ver Nur Adalı'yı ver. Besteyi tekrar gir. Ya yeter ya bırak besteyi. Besteyi tekrar bir gir. Bir dakika dur. Karnım ağrıdı. Bir dakika dur. Ben abi Hüseyin. Besteyi gir. Serkan neredeyse? Nerede kaldı?